Herkese merhaba, ben Alp Gürsoy. Bu bölümde iPhone 15 Pro Max ve S24 Ultra'nın kameralarını karşılaştırıyor olacağız. Ancak bu iki telefonun da detaylı olarak incelemeleri kanalda mevcut. O yüzden bu telefonlar hakkında daha fazla özellikleri merak ediyorsanız bu incelemeleri izleyebilirsiniz. Ama bu videonun konusu ise iki telefonda da farklı koşullarda çekilmiş olan video ve fotoğrafları karşılaştırmak olacak. Müzik Evet şimdi fotoğraflar hakkında konuşmadan önce belirtmekte fayda var ki ben bu fotoğrafların hepsini iki telefonumda otomatik modunu kullanarak çektim. O yüzden bu fotoğrafların hiçbirinin rengine dokunmadım ve herhangi bir ayarlama da yapmadım. Direkt telefonlardan çıkmış olan ham görüntüler üstünden konuşacağız. Buradaki amacımız kameraların doğrudan nasıl bir görüntü kalitesi sunduğunu görmek. O yüzden gelin şimdi detaylarına bir yakından bakalım. O halde ilk olarak gündüz bulutlu havada çekilmiş olan fotoğraflara bakalım. Ultra geniş lens kıyaslamasında genel kalite açısından her iki telefonun da birbirine oldukça benzer sonuçlar sunduğunu görebiliyoruz. Ana kameraya baktığımızda bu iki telefon arasındaki sonuçlar yine oldukça yakın. Ancak iPhone 15 Pro Max'in ana kamerası 48 megapikselden 24 megapiksele sıkıştırılmış fotoğraf veriyor. S24 Ultra ise 200 megapikselden 12 megapiksele sıkıştırılmış fotoğraflar çekiyor. 12 megapiksel olmasına rağmen yakından incelediğimizde detayların büyük ölçüde korunduğunu gözlemleyebiliyoruz. 2X yakınlaştırma iki telefonda da dijital olarak yapılıyor ve kalite olarak benzer. 3X yakınlaştırmaya geldiğimizde artık S24 Ultra optik yakınlaştırma yapıyor ve kalite olarak baktığımızda iPhone'a göre çok daha net bir sonuç veriyor. 5x yakınlaştırma yaptığımızda ise bu sefer iki telefonda optik yakınlaştırma yapıyor ve genel olarak iki telefonda çok güzel sonuç veriyor. Ancak bu tarafta A24 Ultra'nın 5x kamerası daha yüksek çözünürlüklü olduğu için daha yakından baktığımızda iPhone'a göre daha iyi bir sonuç alıyoruz. 10x yakınlaştırma yine S24'ün güçlü olduğu taraf. Yine 5x kamerasının yüksek çözünürlüğünü avantaja çeviriyor ve iPhone'a göre çok daha iyi bir sonuç veriyor. 25x iPhone'un en yüksek çıkabildiği yakınlaştırma oranı ve kalite olarak tabii ki S24'ün gerisinde kalıyor. Ayrıca S24 Ultra 100x'e kadar da yakınlaştırma yapabiliyor. Ultra geniş fotoğrafta bu ikiliye baktığımızda iki telefonda yine benzer bir performans veriyor. Ana kameralara geçtiğimizde ise genel olarak benzer ama burada iPhone ile çekilmiş olan fotoğrafın kontrastı göze daha güzel geliyor. Fotoğraflara yine yakınlaştırma yaparsak en dikkat çeken kısım iPhone'un yapraklardaki gölgeyi birazcık ezdiğini ve kararttığını görüyoruz. S24 Ultra'da ise bu karanlıkta kalan yaprakları bile halen görebiliyoruz. 2x, 3x ve 5x zoom ile çekilen fotoğraflar serisinde ise genel kalite bakımından iki telefon arasında da çok benzer sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Burada baktığımızda ana kameralar iyi iş çıkartmış. Detay ve dinamik aralığı olarak iki telefonda gayet başarılı. 5x'e baktığımızda ise yine iki cihazda benzer ancak yakınlaştırıp detaylara baktığımızda S24 Ultra'da daha iyi bir sonuç alıyoruz. Buradaki seriye baktığımızda ise 2x'e kadar gölge aydınlatmasında S24 Ultra'nın daha iyi bir iş çıkarttığını ve genel parlak alanların dengesini de daha iyi kurduğunu görebiliyoruz. Ancak 3x'e geçtiğimizde S24 Ultra'nın optik kamerası açılmasına rağmen ışık dengesini iyi kuramıyor ve renkler çok soluk gözüküyor. 5x'e geçtiğimiz zaman bu sorun ortadan kalkıyor ve iki telefonun da birbirine yakın sonuç verdiğini görebiliyoruz. 10x ile birlikte S24 Ultra'nın sonuçlarının iPhone'dan çok daha iyi olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Kapalı alanda ultra geniş kameralardan çıkan fotoğraflarda renk olarak baktığımızda iPhone'un verdiği sonuç daha iyi duruyor. Ana kameraya baktığımızda ise yine renk ve kontrast olarak iPhone'un sonucu göze daha güzel geliyor. 2X'e geldiğimizde ise iki cihazda artık çok benzer bir sonuç veriyor. 3X ve 5 xten itibaren ise S24 Ultra hem detay hem de genel kalite olarak yine iPhone'un önüne geçiyor. Bu ikiliye baktığımızda ise ultra geniş kamerada iPhone ile çekilmiş olan fotoğraf göze daha güzel geliyor. Renkler daha canlı ve daha yoğun kontrastlı. S24 Ultra ile çekilmiş fotoğrafta ise soluk renkler hakim. Ana kameraya geldiğimizde S24'ün renkleri biraz daha dengeleniyor. Ancak yine iPhone'un sonucuna göre birazcık soluk kalıyor. Biraz daha detaylı baktığımızda ise S24 Ultra'da gölgelerde grenlenme olduğu, sağ taraftaki lambanın ışık yayılan kısmının çok parladığını iPhone'da ise gölgelerde daha az gran olduğunu ve lambanın ışık yaydığı alanın biraz daha dengeli olduğunu HDR olarak daha iyi çalıştığını görüyoruz. 2X'e baktığımızda ise yine benzer durumu bu ölçekte de olduğunu görebiliyoruz. 3 xte ise S24 Ultra optik yakınlaştırma yaptığı için detaylar daha iyi ancak renk dengesi ve grenlenme açısından iPhone daha iyi bir iş çıkartmış gibi gözüküyor. 5X'e baktığımızda ise iki telefonda çok benzer sonuç veriyor ancak yakından baktığımızda S24 Ultra'nın verdiği sonuç iPhone'a göre biraz daha iyi gözüküyor. Şimdi ise güneş yanında olan fotoğraflara bakalım. Bu ikili de genel olarak kalitenin benzer olduğunu bir tek renk profilinin farklı olduğunu görebiliyoruz. Ana kameraya baktığımızda ise yine çok benzer bir sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Ancak yakınlaştırma yaptığımız zaman iPhone'un 24 megapiksellik çıktı vermesi kaynaklı S24 Ultra'ya göre biraz daha detaylı fotoğraf elde etmenize neden oluyor. Ama tabii ki dilerseniz S24 Ultra'da 200 megapiksel ya da 50 megapiksel modunu açıp daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilirsiniz. 2 ve 3x yakınlaştırma yaptığımızda hem kalite hem de dinamik aralığı olarak iki cihazda çok başarılı Tabii 3X'e yakından baktığımızda S24 Ultra'da daha fazla detay görebiliyoruz. 5X'e baktığımızda ise neredeyse birebir aynı olduklarını söyleyebiliriz. Yakından baktığımızda da yine birebir aynı performans verdiğini söyleyebilirim. 10X'e baktığımızda ise burada en dikkat çeken iPhone ışık dengesini daha iyi kurmuş gibi gözüküyor. S24 Ultra'da ise gölgeler biraz daha karanlık ve aydınlık kısımlarda birazcık patlamış gibi gözüküyor. Şimdi ise biraz ters ve iki cihazda zorlayacak bir ışık koşulundaki fotoğraflara bakalım. Bu ikili de gelen ters ışıktan dolayı iki fotoğrafta da eksiklikler mevcut. Ancak en belirgin söyleyebileceğim S24 Ultra'da bazı gölgeli alanlarda fazlasıyla gözüken grenlenme olmuş. iPhone 15 Pro Max'te ise fotoğrafın genelindeki denge birazcık daha iyi duruyor. Ana kameraya baktığımızda ise renk profili haricinde genel kalite olarak iki fotoğrafta birbirine çok benziyor. 2X'e baktığımızda ise iPhone'da bariz bir şekilde düşük kalitede bir sonuç çıkmış. Bu durumda tahminimce sert ışıkta HDR işlemesi yaparken yaşanan bir problem. Yani yani aslında birazcık yazılımsal bir problem. 3x'e geldiğimizde ise bu sorun ortadan kalkmış ve iPhone'da güzel bir sonuç veriyor. Ancak S24 Ultra ile çekilmiş olan fotoğrafın hem rengi hem de detayları daha güzel gözüküyor. 5X'e baktığımızda yine iPhone'da 2X'te yaşanan benzer bir durum oluyor ve bu fotoğrafta da oldukça düşük bir kalitede sonuç alıyoruz. S24 Ultra ise bu tarafta gayet kaliteli bir sonuç veriyor. Portre fotoğraflar geçmeden önce söyleyebileceğim buraya kadar ki iki cihazında verdiği sonuçlar oldukça benzer diyebilirim. s 24 Ultra'nın bazı ışık dengesi yapamadığı ve renklerde bir solukluk yaşaması problemi haricinde genel olarak iki cihazında performansı oldukça benzer. iPhone'da ise ters ışıklı koşulda her zaman olmasa da bazen bu videoda gördüğünüz türden sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama bu durumda yazılımsal bir problem ve güncelleme ile düzeltilebilecek bir durum. Aynı şekilde s 24 Ultra'daki gördüğümüz bu bir takım eksikliklerinde yine güncellemelerle kolaylıkla düzeltilebileceğini söyleyebilirim. O halde gelin şimdi bu iki cihazın da portre modlarına yakından bakalım. Portre modunda normal fotoğrafları incelediğimiz kadar detaylarına girmeyeceğim. Ancak genel olarak iki telefonda da portre modunda güzel sonuçlar alabildiğinizi söyleyebilirim. Kenar algılaması olarak kimi yerde S24 Ultra daha iyi. Kimi zaman da iPhone 15 Pro Max daha iyi sonuçlar veriyor. Benim genel olarak gördüğüm kadarıyla iPhone 15 Pro Max'te HDR tarafında daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama S24'ün bir artısı portre modunu 1, 2, 3 ve 5x olmak üzere 4 farklı açıda da kullanabiliyorsunuz. iPhone 15 Pro Max'te ise 1, 2 ve 5x seçenekleri bulunuyor. iPhone 15 Pro Max'in en büyük artısı ise portre modu kullanımı S24 Ultra'ya göre daha esnek ve kolay. Normal fotoğrafları çekerken derinlik bilgisiyle çektiğiniz için sonradan bu fotoğrafları portre moduna çevirebiliyor ve rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Isim 4 Ultra'da da normal fotoğrafları portreye çevirme özelliği var. Ancak bunu iPhone'daki gibi derinlik bilgisi almadan yazılımsal olarak yapıyorsunuz. Ve normalde Isim 4 Ultra'da portre modunda çektiğinizde yapabildiğiniz efekt ayarları kadar kapsamlı bir portre efekti de yapamıyorsunuz. Bundan dolayı eğer bu tarafta bir favori seçeceksem iPhone 15 Pro Max diyebilirim. Gece moduna bakarsak tüm kameralardan aldığınız sonuçlar iki cihazda da çok benzer bir şekilde oluyor. Benim dikkatimi çeken farklılık bazı fotoğraflarda ışıklı bölgelerin dengesi S24 Ultra'da daha iyi gözüküyor. Şimdi de gelin video performanslarına bakalım. 4K 30 FPS modunda çekilmiş olan bu videoda ultra geniş kameradayken iPhone'da olan görüntünün dinamik aralığı daha iyi gözüküyor. Hem gökyüzünün tüm detayları belli oluyor hem de yeşillik alandaki gölgeler de daha dengeli duruyor. 1 ve 2x'teyken benzer bir durum geçerli ama 3x'e geçtiğimizde S24 ultra'nın renklerinde bir solma oluyor. Detay olarak iPhone'dan daha iyi olsa da bu renk solması birazcık kötü gözüküyor. 3x yakınlaştırmada iPhone'da dijital olduğu için gölgeli alanlarda bolca gren görebiliyoruz. 5x'e geçtiğimiz zaman S24 Ultra'nın renkleri genel olarak daha güzel ama bu sefer iPhone'da renklerin solduğunu görüyoruz. Stabilizasyon olarak baktığımızda iki cihaz da gayet güzel çalışıyor. Bu videoda yine 4K 30 FPS'de çekildi. Tüm kameralar için yine söyleyebileceğim HDR olarak iPhone daha iyi bir performans veriyor. Özellikle fazla ışıklı alanlarda daha dengeli ve detayları kaybetmeden alabiliyorsunuz. Sağ tarafta güneşin vurduğu binadaki balkonların önündeki korkulukların detaylarından bu durumu anlayabilirsiniz. Ancak bunun dışında genel kalite olarak birbirlerine oldukça yakınlar. Ve stabilizasyon olarak iki cihazda 5X modundayken yürümeme rağmen iyi bir performans veriyor. Yakınlaştırma testi yaptığımızda ise iPhone 15 Pro Max 15X, S24 Ultra ise 20X yakınlaştırma yapabiliyor. Kalite olarak S24 Ultra'dan daha iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Ancak telefon elinizdeyken elektronik stabilizasyon kaynaklı titreşimler görüntüye yansıyor. 4K 60 FPS e baktığımızda ise iki telefonda da bu modda tüm kameralar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Genel kalite olarak iki cihazda çok başarılı. Yine iPhone'un bir öne geçtiği nokta dinamik aralığı oluyor. Sert ışıklı ortamda ışık dengesini çok güzel koruyabiliyor ve detayları kaybetmiyor. Stabilizasyon olarak da yine 4K 60 FPS'de iki cihazda gayet iyi bir şekilde çalışıyor. İki cihazın video tarafında ayrıştığı en büyük iki nokta ise S24 Ultra'nın Pro video özelliği içerisinde 4K 120 FPS modunda kayıt yapabilme olanağı sunması. Bu modu hem ultra geniş hem de ana ile kullanabiliyorsunuz ve genel olarak güzel bir kalitesi var. Bir tek bu modunda elektronik sabitleme çalışmıyor. Ancak 4K 120 FPS kayıt edebilme özelliği oldukça faydalı. Ayrıca bir de hem ana hem de 5X kamerasıyla çalıştırabileceğiniz 8K 30 FPS modu da bulunuyor. Ve bu moduyla kaydettiğiniz videolarda gerçekten çok kaliteli. Ayrıca Samsung'un yapay zeka özelliği sayesinde herhangi bir 4K 30 ya da 60 FPS videoda istediğiniz bir kısmı ağır çekime çevirebiliyorsunuz. iPhone'da ise 4K 120 FPS veya 8K 30 FPS özellikleri yok. Ancak iPhone'da 4K 30 ve 60 FPS olacak şekilde tüm kameraları ile log video kayıt yapabiliyorsunuz. Bu sayede yüksek dinamik aralığına sahip görüntüleri bilgisayarda renklendirerek sinematik türde videolar yapabiliyorsunuz. O halde şimdi bir de gece video kayıt performansına bakalım. Bu tarafta benim gördüğüm kadarıyla karanlık bir ortamda SM4 Ultra daha aydınlık videolar kaydedebiliyor. Ancak bu video içerisinde bolca gren görebiliyorsunuz. iPhone'da ise birazcık daha karanlık ancak daha kaliteli bir sonuç alıyorsunuz. 5X ve 10X'e baktığımda stabilizasyon kaynaklı bir takım artifaklar olsa da esim 4 Ultra daha iyi bir performans veriyor. Son olarak bir de portre video moduna bakalım. Bu videolarda sert bir ters ışık var ve burada iPhone'da ciddi bir lens parlaması kaynaklı renklerde solukluk gözüküyor. Işığı arkamıza aldığımızda ise artık iPhone'un da görüntüsü düzeliyor ve gayet kaliteli bir hale geliyor. Ters ışık haricinde genel performans olarak iki telefonda benzer kalitede kayıt yapabiliyor. Yerine göre iPhone kenar algılamasında daha iyi, kimi yerde ise S24 Ultra daha iyi gözüküyor. Ancak bu mod iPhone'da daha verimli çalışıyor çünkü video kaydı sonrasında bu kayıt içerisine girip Hangi aralıkta, nereye fokuslamak istediğinizi, bulanık şiddetini ayarlayabilmek gibi daha birçok ayarı portre fotoğraf ayarlar gibi yapabiliyorsunuz. Ancak S24 ultra'da video çektikten sonra bir daha bulanıklık ayarını ya da fokus noktalarını değiştirebileceğiniz bir kısım bulunmuyor. O yüzden bu mod sizin için önemli ise portre video modu iPhone'da çok daha verimli çalışıyor. Evet kameralar olarak iki cihazı da birçok farklı ortamda sizler için test etmeye çalıştım. Genel düşüncem iki cihazın da oldukça güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bir tek iPhone'un video tarafında özellikle HDR olarak daha iyi bir performans verdiğini düşünüyorum. Ve ayrıca önceden bahsettiğim gibi eğer daha profesyonel bir takım çekimler yapacaksanız log video kayıt edebilme özelliği de gerçekten işinize yarayabilir. Aksi takdirde hem yapay zeka özellikleri hem de yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilme, daha fazla yakınlaştırma yapabilme kabiliyeti gibi daha birçok eğlenceli özelliğe sahip bir telefon arıyorsanız S24 Ultra sizi mutlu edebilir. Kısacası sizin için hangi özellikler önemli ise kararınızı o yönde vermeniz daha mantıklı olacaktır. Bu arada yine bu iki cihaz hakkındaki tüm görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.